Merhabalar sevgili öğrencim. 13. gün soru çözüm videosuyla karşındayım. Edat Bağlaç ve Ünlem konu anlatımını bitirdik. Hemen seninle birlikte ne yapıyoruz? Soruları çözmeye başlıyoruz. İlk soruyu hemen kendime yaklaştırıyorum. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlaç kullanılmıştır? Sevgili öğrencim konu anlatımda da söylediğim gibi bağlaç ve edat çözerken tıpkı zamirleri çözermiş gibi bağlaç ve edat olabilecek kelimeleri zihnimize çağırıyor olabilmemiz lazım. İlk başta bu soruları çözerken o yüzden PDF ders notu üzerinden istediğin gibi kopya çekebilirsin. Bağlaçı da edatı da tespit etmenin en kolay yöntemi budur. Çok kullanılan bağlaç ve edatları bileceğiz, öğreneceğiz. Örneğin ben için sözcüğünü yazdığım zaman ''Hocam için sözcüğü Türkçe'de sadece edat olur.'' diyeceksin ve için sözcüğünü cümlede göreceksin, işaretleyeceksin. Yapmamızı istediğimiz, bizden beklenilen beceri sadece bu. ''V'' sözcüğünü gördüm, ''V'' sözcüğü bağlaçtır.'' diyeceksin. Ben sana edat ve bağlacın temel mantığını öğrettim. Ama çözerken zihnimiz bu şekilde çalışmak zorunda. Hemen birinci soruya geliyoruz. Hangisinde diyor bağlaç kullanılmıştır. Bak biraz yavaş çözeyim senin için. A'yı tek tek çözelim. Çok eski zaman bir padişah yaşamak. Hocam bunların hepsi anlamlı birimler. Burada zaten olamaz bağlaç. B'yi de yapıyorum. Az var, gitmek var, uz var, gitmek var, dere var, tepe var, düz var, gitmek var. Hani az gittik, uz gittik. Yok burada bir şey. Devam ediyorum şimdi tamam mı? Hem aslan hem de fare. Bak ayrı yazılan D'nin ne olduğunu biliyorsun sen. Bağlaç olduğunu biliyorsun. Görür görmez diyeceksin ki bu bağlaçtır. Hem hem tekrarlı bağlaçlarımızdan bir tanesidir daha ne olsun daha ne kadar bağlaç yazsın bu arkadaş senin için gideceksin ne yapacaksın Ceyhan'ı işaretleyeceksin Denizli'ye bakıyorum karga tilki kırılmak içten içe ah demiş ahı sorarsa ona da ünlem diyeceksin nasıl pişman demek Ağustos böcek bunlarda hiçbir şey yok hocam diyeceksin eleyeceksin şimdi geldik edat yoktur sorusuna edat tespit ederken cümlede Mesela gibiyi gördük edat diyeceğiz. İçini gördük edat diyeceğiz. Kadarı gördük edat diyeceğiz. Ama bunlar dışında özellikle e ile yani yönelme halekiyle ve den danla yani ayrılma halekiyle kurulan edatlarımıza dikkat edeceğiz. Bunlar gözümüzden çok hızlı kaçabilir. Bir tanesini gösteriyorum sana. Çalışmasına rağmen, arağmen... Ben bu arameni, erameni pdf ders notuna yazdım. Dolayısıyla neyin edat, neyin bağlaç olduğunu öğrenene kadar ders notumuza bakacağız ve bol bol soru çözeceğiz. Zaten inan bana iki tane test bitirirsen edat ve bağlaçlarla ilgili. Üçüncü testte aynı edat ve bağlaçlar sorulacak sana. Çok sınırlı burada yine örnek havuzumuz. O yüzden korkmana gerek yok. Şimdi devam ediyorum. Adana'ya bakıyorum ve dikkat ediyorum. O da mesela daha iyi gördüm daha nedir? ayrı yazılanda bağlaştır. Bu kadar ezber yapacaksın. Hayatın tadını çıkarana dek. Hocam şurada A var. Adek şeklinde gelmiş. Dikkat edeceksin buna. Karşına bir daha çıkarsa böyle bir edat olacağını bileceksin. İki yanı duvar olan yoldan denize doğru, E doğru şeklinde karşımıza çıkmış. Bulması en zor edatlar bunlardır. Ama bir kere öğrendikten sonra bulması çok kolaylaşır. Şurada ne var? Ayrı yazılan D var. Ayrı yazılan D neydi? Ayrı yazılan D bağlaçtı. Biraz çabalasan ne olur ki? Burada başka hiçbir şey yok. Dolayısıyla burada edat yok. Nasıl e, a ve den, den, den ve dan'la kurulan edatlara dikkat edeceksen bunlar gözden çok hızlı kaçarsa bir de sevgili öğrencim ile sözcüğünün bitişik yazıldığı durumlar gözümüzden kaçar özellikle dikkat edeceksin. Özellikle ÖSYM ileyi bitişik yazmayı çok sever. Seninle derken aslında ne demek istiyorum? senin ile demek istiyorum bitişik yazılan ileye özellikle dikkat etmeni istiyorum ve devam ediyorum. Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur diye sormuş bana isim, zamir, sıfat, zarf, bağlaç. Şimdi bu bir edat ve bağlaç testi olduğu için cevap çok büyük ihtimal bağlaç olacak sevgili öğrencim mantıken bunu işaretleyebilirsin çünkü biz seninle şu an ne çözüyoruz edat bağlaç ünlem testi çözüyoruz ama biz ne yapacağız metnin üzerinde bağlaçın olmadığını metni okuyarak ne yapmamız lazım teyit etmemiz lazım hava sertleşir poyraz, lodos birbirini kovalar gün birinde teşir son doğru ılık hiç rüzgarsız parça parça bulut tatlı sümbül gün o Çığırmak, kafes, kurşun, bulmak, mahalle, çocuk, bin, iki bin, elli gram, et, gökyüzü, serçe, karışmış, florya. Ne yapıyorum sevgili öğrencim? Niye böyle okuyorum? Hiç anlamsız birim gördün mü? Bağlaç olması için mesela ayrı yazılan D olacak. Kendi başına hiçbir anlamı yok. Ayrı yazılan K olacak. Kendi başına hiçbir anlamı yok. Ayrı yazılan V olacak. Kendi başına hiçbir anlamı yok ve zaten ayrı yazılır biliyorsun. Veya diye bir sözcük olacak ki ben onu bağlaç kabul edeyim. Ama diye bir sözcük olacak ki ben onu bağlaç kabul edeyim. Hiç böyle kelimeler görebildin mi metinde? E göremedin dolayısıyla bu metinde bağlaç yok. Zarf bulalım mesela. Birer birer toplardı. Nasıl toplardı? Birer birer olduğu için burası ne olur? Zarf olur. Niye zarf hocam? Bunları sana artık tekrar anlatmama gerek yok. 13. gündeyiz. Fiile nasıl diye sorduğum için ne olur? Zarf olur. E şurada mesela isim. Bunun içerisinde bir sürü zaten isim var. İsmi direkt geliyorum. Bakmamıza bile gerek yok. E sıfat diyor. E bir sürü sıfat var hocam. Şurada et vermeyen saka var mesela. Nasıl saka et vermeyen saka. E, sıfat da girdi. Zamir istemiş benden. Şurada o sözcüğünü gördüm. O sözcüğü kişi zamiri ya da işaret zamiridir. Bunu da ne yaptım? Eledim. Geçtim yeni soruya. Aşağıdakilerin hangisinde soru anlamı edatla sağlanmıştır? Sevgili öğrencim Türkçedeki soru edatı nedir? Mi ekidir. Dolayısıyla soru sana şunu soruyor. Hangisinde ben mi ekiyle yani mi edatıyla soru anlamını sağladım? Burada nedenle sağladım? Burada kimle sağladım? Burada hangi sözcüğüyle sağladım? Burada kaç sözcüğüyle sağladım? Burada mi ile sağladım. Denizi işaretliyoruz. Devam ediyoruz. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur diye sormuş. Hem edat hem bağlaç var. Bunlardan birisi büyük ihtimal olmayacak. Zarfı, sıfat fiili ve ek eylemi bulabiliriz. Ek eylemi şurada gördüm ben. Gelmişti de. Fiilin üzerinde bir iki tane kipeki var. Dolayısıyla ek fiil var. Bunu öğrendik biz seninle. Sıfat fiili de bulalım hadi seninle birlikte hızlıca. Anası mezar dikecekmiş arayacağız. Yıkılmış bir su bendi dediği için şurada sıfat fiil var. Zarf istiyor benden bir tane. Şöyle ilkin sözcüğünü gördüm. İlkin dağların etekleri gümüş bir zırha benzeyen bir çizgiyle ovadan ayrıldı. Ne zaman ayrıldı? İlkin ayrıldı. Zaman zarfımız var. Edat ve bağlaç kaldı geriye. Edat ve bağlaçlardan bir tanesi varmış burada biri yokmuş. Hangisi yok sevgili öğrencim? Şöyle metne bir bak bakayım sen görebilecek misin? Göremiyorsan ilk baktığın zaman aklına lütfen şunları getir. Ya bitişik bir ile var burada ya da EA ekiyle ya da dendan ekiyle kurulmuş bir edat var gözünden kaçıyor hangisi? Şurada ben sana gösteriyorum. Çizgiyle derken şurada bir tane ilemiz var. Peki ilemiz hem edat hem bağlaç olabilir. Dolayısıyla kontrol etmemiz lazım. Bir çizgiyle ovadan ayrıldı. Bir çizgi ve ovadan ayrıldı olur mu? Olmaz. V'nin yerine kullanamadığım için edatım var. Bağlacım burada yok. Denizli'yi işaretliyoruz. Geçiyoruz yeni soruya. Hangisinde doğru sözcüğü edat olarak kullanılmıştır? Demiştim ya hani. Doğru sözcüğü, yanlış sözcüğü, karşı sözcüğü anlamlı olarak karşımıza çıkabilir. Bunu cümleden hareketle anlayabiliriz. Doğru sözcüğünün edat olabilmesi için sevgili öğrencim, e a e doğru, a doğru şeklinde karşımıza çıkması lazım. Peki Adana'ya bakalım bize doğru demiş hocam mesela burada e doğru var mı? Bunu anlamanın yolu sevgili öğrencim ne yapmak? Cümleyi okumak. Bize doğru gelen kimi davranışlar başkalarınca yadırganabilir. Ha hocam burada yanlışın zıttı anlamındaki doğrudan bahsediyor. Yanlışın zıttı anlamındaki doğrudan bahsettiği için anlamlı bir şey var burada bunu eliyorum. Doğru insanlarla dost ol. Yine anlamı var hocam. Eliyorum. Doğrudan ayrılma. Yani yanlışa sapma. Yine anlamlı hocam. Eliyorum. Doğru gidersen okula varırsın. Yani dümdüz gidersen anlamında olduğu için eliyorum. Sahile doğru, e doğru var burada. Sahile doğru yürüdüğünüzde saat kulesini göreceksiniz gidiyoruz. Edirne'yi işaretliyoruz. Yeni bir soruya geçiyoruz. Altı çizili sözcükler türlerine göre ikişerli eşleştirildiğinde hangisi dışta kalır demiş. Zeki bir öğrencinin bu soruyu 10 saniyede çözmesini beklerim ben. Çünkü bangır bangır bağırıyor. Eşleştirmek için sence bu beş kelimenin hepsinin isim mi, sıfat mı, zarf mı? olması gerektiğine bakmamız lazım mı bu soruda? Hemen kelimelere hızlıca bak. Yemek, eskimiş, boya, bazı, için. Bunlardan bir tanesi bangır bangır bağırıyor. Ben anlamsız bir birimim ve anlamsız birimlerden de edat olanım diyor. Hangisi edat sevgili öğrenci? Aferin. İçin sözcüğü edat. E dolayısıyla başka edat olabilecek ya da bağlaç olabilecek sözcük yok. Kalanların hepsi anlamlı, yemek, eskimiş, boya ve bazı. Bazı ne olur Türkçede sıfat olur bazı kuşlar derken. Eledim hocam. Boya kalemi demiş. Boyanın zaten nesi var? Anlamı var. Dolayısıyla için sözcüğü tek başına bangır bangır tek başına kalmış burada. Ama biz sorunun hepsini çözelim. Bazıya ne yazdık? Sıfat yazdık. Boya kalemi ne kalemi? Boya kalemi. Dolayısıyla belirtisiz isim tamlaması kurdu. Buraya isim yazdık. Yemeğin ekşiliği derken yemek yine burada isim tamlaması kurdu. İsim yazdık. Eskimiş elbise nasıl elbise dedik. Sıfat yazdık. Sıfatlar ve isimleri eşleştirdik. Edat'ı işaretledik. Edat bu arada dörtteymiş. O zaman gidelim. Doğru yaptığımız soruyu yanlış işaretlemeyelim. 4'ü işaretleyelim yeni bir soruya geçelim. Hangilerinde hem edat hem bağlaç kullanılmıştır diye sormuş. Hemen bakıyoruz. Şöyle 3'ten başlayalım. Örneğin bu cimaki buluşmamızda sizler için demiş. Şurada bir için gördüm. Okuma alışkanlığınızı pekiştirecek bir uygulama gerçekleştireceğiz. Başka anlamsız birim olmadığı için ne yapacağım? Hem edat hem bağlaç istediği için. Burada sadece ne var sevgili öğrencim? Edat var. Dolayısıyla 3'ün olduğu tüm şıkları eledim. Geriye 1 ve 2 kaldı. Hemen 1 ve 2'ye bakalım. Bir de şurada bir e kadar gördüm. Lütfen dikkat et. Kadar çok kullanılan edatlarımızdan bir tanesi. Şurada da tekrarlı bir bağlaç gördüm. Hem hem bağlacı. Dolayısıyla bir de hem edatımız hem de bağlacımız var. Bir de ikiye bakalım. 2 İki de şurada bir gibi gördüm. Gibi dışında şöyle edat ya da bağlaç olabilecek bir kelime var mı diye bakıyorum senin için. Şurada bir tane ise var. Sevgili öğrencim ise edat ve bağlaç konusunda çok fazla sorulan bir kelime değildir. İseyi çok kafana takmanı istemiyorum ama iseyi D yerine kullanabiliyoruz biz Türkçede. Ayrı yazılan D bağlacı yerine kullanabiliyoruz. İse'yi gördüğümüzde bunun bağlaç olup olmadığını anlamak için yerine D'yi getirebilirsin lütfen unutma. Bu sefer ise demek yerine bu sefer de kütüphane şenlikleri yıl sonu gösterileri diyebileceğimiz için buradaki ise'yi D'nin yerine geçmiş bir bağlaç kabul edebiliriz gibi zaten bizim en çok kullandığımız edatlardan birisiydi. Dolayısıyla seninle 1 ve 2'yi işaretleriz ve şuradaki soruya hemen geçeriz. Hangisinde ancak sözcüğü diğerlerinden farklı bir görevde kullanılmıştır? Konu anlatımındaki notumuzu hatırla. Ancak ve yalnız sözcükleri ama anlamına geldiği zaman ne oluyordu? Ama ya da fakat anlamına geldiği zaman bunlar bağlaç olurdu. Dolayısıyla ancak sözcü hangi şıklarda ama anlamında kullanılmış seninle onu bulacağız. Ceyhan'ı göstermek istiyorum sana hemen. Buradan taşınmayı istiyorum ancak başka çarem yok. Buradan taşınmayı istiyorum ama fakat başka çarem yok. Burada C şıkkında bağlaç olarak kullanılmış. Peki diğer şıklarda ne olarak kullanılmış? Onu da kontrol edip daha sonra doğru cevabı işaretlememiz gerekiyor. Kendine ancak arka sıradaki koltuklarda yer bulabildi. Nasıl yer bulabildi? Ancak. Ancak sözcüğü bağlaç olmadığı durumlarda zarf olur. Konu anlatımda sana bunu söylemiştim. A seçeneğinde zarf. Peki Bursa'ya bakalım. Sen kendi çocuklarının kanını ancak doyurursun. Nasıl doyuracak ancak? Yani ancak sözcüğü fiil ve fiilimsiyle ilişkili ilişkiliyse biz onu zarf kabul edeceğiz. Denizli'ye bakıyorum ancak bitirmek. Edirne'ye bakıyorum ancak ulaşabilmek olduğu için dört çıktı zarf. Ceyhan şıkkında ise ancak sözcüğümüz ama ve fakat anlamına geldiği için bağlaç olarak kullanılmıştır dedik. Ceyhan'ı işaretledik. Şöyle bakıyorum. Çözmediğimiz herhangi bir soru kaldı mı? Kalmadı. Biliyorsun daha fazla örnek soru için 28 günde KPSS Türkçenin soru çözüm videolarında izleyebilirsin. 13. gün soru çözümümüz bitti. Sen takipte kalmayı ve hoşça kalmayı unutmayacaksın. Hoşça kal.